Evet, burası Görele. Bugün Salı. Salı gün Görele'nin pazarı. Daha önceki yıllarda iğne atsan yere düşmez denilen Görele'de şu saat itibariyle, yani çok da erken bir saat değil. Ama tabiri caizse incin top oynuyor desek doğrudur. Şu anda işlek caddelerinden olan bir caddeye doğru gidiyoruz. Tek tük insanlar. Şöyle bu tarafa doğru gittiğimizde cadde bomboş. Dönüyoruz. Bu Çınaraltı denilen yerlerde siyasetin nabzı burada tutulur. Görele'nin sorunları burada konuşulur. Burası da bomboş. Gezmeye devam ediyoruz. Bomboş sokaklar. Acaba insanlarda para mı yok? Yoksa ne? Bomboş sokaklar, bomboş sokaklar. Daha önceden iğne atsan yere düşmeyen Görele'de durum bu. Bak, bir de buraya doğru dönelim. Yok. Bu insanlar nerede? Bu insanlar neden Görele'de yok? Buralar dolup taşardı. Ama yok. Kimsecikler yok. Buralarda oturmaya yer olmazdı. Şimdi köy pazarına giriyoruz. Yöresel ürünler. Ham toprak pancarı nasıl oluyor? Acı olmaz. Daha lezzetli olur. O ham toprak nasıl oluyor? Hangi köyde bu pancarlar yetişiyor? Çavuşlu Beyli Mahallesi. O tarafta olan ürünler daha mı lezzetli? Ya mutlaka sen onu biliyorsun ki ben de çekme şeyinde bulundum. Bilmeyenler bir öğrensin istiyorum. Bak o neydi? Tekrarlar mısın? Ham toprak. Pancarın bağı ne kadar? 10 lira. 10 lira diyor. Ama bir de ham toprakta yetişmiş diyor. Benim o ilgimi çekti. Ham toprak pancarı. O biraz... Yeminle doyamazsın bu lahmiyi. Yapma ya. Tabii. Ben 50 yıllık Göreleliyim, ilk defa duyuyorum bu. Ya şimdi bazı kuzeri dayanasa aç olur biraz. Çekim yapıyor seni şöyle. Değil mi? Beni mi çekiyor? Ama bir daha da lezzetini öğrensin, gelsin asıllar. Ne yapayım? Hayırlı sabahlar. Öyle değil mi? Tabii. Marul da aynı mı oluyor diğer ürünler? Aynı bahçenin malı. Bu Görele'de niye insanlar kalabalık değil? Daha önceden çok kalabalık vardı. Neden yürüyor? Neden? Yani iğne atsan yere düşmüyordu bu Görele'de.
Niye şimdi yok? İnsanlar öldü. Koronavirüs gitti. Koronavirüsten hep öldüler mi bu Görele'de insanlar? Ben bütün ilçeleri geziyorum. Babam da gitti dünyaya. He? Babam da gitti dünyaya. Sen babamı tanıyorsun değil mi? He? Sana kim diyorlardı amca? Ben isim Hayrettin. He? Hayrettin. Soy isim? Ben. Neredensin? Karadere. He. Sen babamı nereden tanıyorsun? Horon oynardı değil mi? He? Ha. Ey ya. Allah ölmüşlerimizi rahmet eylesin. Allah sana uzun ömürler versin. Görüşürüz. Allah'a emanet ol. Yok olduğu için. Selamun aleyküm. Bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsin. Yani piyasada vatandaşlar gelsin, tanısın ürünleri, lezzetleri tanısınlar. En iyi ürün köy ürünleridir. Evet. Tamam mı? Evet. Şimdi tereyağı ne kadar? Tereyağı. Evet. Tereyağı 130 lira. 130 lira kilosu. Evet. Evet. Organik ayran yağı. Evet. Organik, yerli. Çökelik 30 lira. Çökelik 30 lira. Evet. Peynirimiz vardı, bitti. Peynir 35 lira. Bezelyemiz ne kadar? Bezelyeler 35 lira. Bezelye evet. 35. Evet. Yok olduğu için. Bu kürül dediğimiz değil mi? Evet. O da 30 lira. 30 lira. Evet. Domatesimiz? Domates 17,5. Elmamız? Elmamız 10 lira. Bu tam organik ha? Tam organik. Baba nereye? Peki çilek? Çilek? Çilek, evet. Yerli çilek. Orijinal. Sarayköy'den, seradan topladık, getirdik. 30 lira. Çanakçı Sarayköy'den. Evet, Çanakçı Sarayköy. Bu Sarayköy, evet. Halil İbrahim Şengün'ün köyü mü? Evet, onların köyü, evet. He. Evet. Organik çilek. Fasulyemiz ne kadar? Fasulyemiz buranın değil, doğruyu konuşalım. Fasulye 15 lira. Nerenin fasulyesi? Fasulye Çarşamba. Çarşamba. Evet. Şey dinliyor musun? Tabii tabii, Paşa dayı. Fasulyelerimiz orijinal, kendi ürünümüz. Kendi ürünü? Evet, bu da kendimizin, soğan da kendimizin. He. Bunlar Çanakçı Sarayköy'de yetişti. Hayır, bunlar Görele'de yetişti abi. Görele. Yanan fabrikanın yanında. Gelsin vatandaş oradan alabilir. He. O yanan fabrikanın yanında. Fındık fabrikasının hemen anladım, kenarında anladım. Demircilerin orada. Tamam. Evet. Vatandaş gelsin lezzeti burada evet, görsün. Evet, evet. Buyur, buyur amcam. Bak ham toprakta yetişen ürün daha lezzetli olurmuş. Tereyağımız 130 liraymış. 1 kilo hemen veriyorum. Ama Görele eskisi gibi kalabalık değil, benim o ilgimi çekti. Daha erken. Çok mu erken? Daha ne zaman daha millet daha önce gelecek evet. Okul servisiyle. 11'de 12'de gelecek. Daha erken. Yapma ya. Görüyorsun burası sonra. Eskiden bu saatlerde çok kalabalık oluyordu. Önceden de şimdi kriz var. Herkes yapıyor. Şimdi rahatımı bozma diyor. Ben geçen hafta Dereli'deydim. Evet. Gazeteciyim. İlçe geziyorum. Ama buralıyım. Ama Zeytinburnu'da gel. Geleceğim. Geleceğim mi? Tabii. Sakın unutma ama. Sen Sururi Kılıç diye YouTube'a yazarsan benim orada kanalımı görürsün. Buyur amcam. Zeytinburnu'na gel, tüm Zeytinburnu halkına da selam söyle. Başka bir öyle mi? Ha. Tamam mı? Zeytinburnu zaten hep Çanakçı Görele. Görele, ha tamam. Ben de zıvadanım. Orijinal zıva mı, ham zıva mı? Ham zıva yok. Ortayı koyarım. Sen kaç tane alacaksın? Eskiden idi. Niye diyorlardı ham zıva diye? O eskiden idi. Şimdi hepsi zıva demek, hepsi A demek. Biliyorum canım ya. Benim yöreme. Evet. Bana Giresun'da ilk sordukları nerelisin? Görelelim. Görelenin neresindensin? Zıvadan mı derler? Ama ben Çömlekçi'denim. Asıl Çömlekçi de bizim. Tabii canım. Tüm Giresunlu. Giresun'da bizim. Canım seviyorum. Tabii. Tüm Giresunluları seviyorum. Dışarıda Giresunlular çok tutkundur. Evet. Kendi işlerinde tartışmalar olur da. Oldu, hayırlı günler. Hayırlı günler. Zeytin, mutlaka. Zeytinburnu'na gelirsen kahvemi iç. Nerede takılıyorsunuz? Ben Zeytinburnu'na gel. İsminiz neydi? Al resime bak sor. Zeytinburnu halkını. Bu fotoğrafı, bu çektiğim görüntüye bakarak seni... Zeytinburnu'nda tamam, sor. Sizi bulacağım. Allah 30 yaş üstüne sor. Allah. Önüme sor. Allah sana uzun ömürler versin. Sağ cümlemize. Bunlar ne kadar?
Yıktılarımız 40 lira 20 tanesi. Evet. 20 tanesi 40 lira. Siz mi açıyorsunuz bunları? Kendim yapıyorum. He, bu şeylerim, buna ne diyorduk? Makarna diyorduk değil mi? Makarnalarımız 20 lira. Erişte 20 lira. 25 lira. Erişte? 25 lira. Erişte'lerimiz 25 lira. Evet, genel olarak 25 lira. Ceviz ne kadar? Ceviz 40 lira. Ceviz 40 lira. Hakiki buğday unundan var eriştemiz. Hakiki buğday unundan yapıyorsunuz. Buğdayı nereden alıyorsunuz? Fırınlardan alıyorum buğdayı. Bu fırınlardan alıyorsunuz. Hı. Sebzeli eriştelerimiz. Satışlar ne, nasıl gidiyor? İyi, çok saat daha erken diyorsun. Yumurtalar? Yumurtalar iki köy yumurtası. Bir tanesi 2 lira. 2 lira. Hı-hı. Evet, katlamalarımız var. Hep cevizi ne kadar demiştik? 40 lira. 40 lira. Bu mısır yarması? Evet. Onu kaça satıyorsunuz? Onlar 20 lira. Onlar 20 lira. Şöyle elma kurularımız var. Hı-hı. Bu gündarı unu mu, fırın? Fırın. Bereketi bol olsun, satışınız iyi olsun. Görüşmek üzere kardeşim. Selamünaleyküm. Sen telefonla konuşuyorsun herhalde. Ben çocukları arayayım, hiçbir eve gelmiyor. Hepsi kaçıyor yerden. Burada mı oturuyorlar? He. Nereye kaçıyorlar? Köyde duruyorlar ama. Anladım. Bunlar ne kadar? Onlar 5 lira. Bunlar 5 lira. Bu fidiller ne kadar? Fidil 7,5 lira. Bırakan teyze bıraktım. 7,5 lira. Sizin değil başkasını. Yok, satıyorsunuz onu. Arkadaşlar yardımcı oluyoruz. Tabii. Yardımlaşma dinimizin temellerindendir. Kulluk her şeyden önce gelir. Kesinlikle. Bu marulumuz ne kadar? Marulumu 10 liraya verdik. Pancarlar da 7,5. Bu bağ, elinize siz alın, ben dokunmayayım. He. Bu 10 lira. 10 lira evet. En doğal, en organik. Biz inek gübresiyle yetiştiriyoruz. Ha, hayvan gübresiyle yetişme. İneklerim var benim. Hı-hı. Onları pişireyim. Bir sene kala bu şambanın altında kalıyor. Hı-hı. Onları harmanlıyorum. Nasıl oluyor? Şeyin altında dinlendiriyorsunuz hayvan gübresini. Onları koyup bekletiyoruz. Bir sene. Bir sene, 1,5 sene. İşte istediğin evet kadar bırakıyoruz. Onları kullanıyoruz tarlada. Ben dedikten sonra seri üstüne. Bunun suni gübreyle değil, hayvansal gübreyle yetiştiği için. Ne yeriz, ne yediririz. İşte o eski lezzetler geri geliyor. Aynen, onun için benim sera yaptım. Seramda olduğu için de daha bir değerli oluyor. Dışarıda olmuyor. Yabancı böcekler yiyorlar. Vallahi siz bu işi biliyorsunuz. Öğrenmeye çalışıyorum. Ya, yok, güzel. Ben aynı yöntemi köyde gazeteciyim ama ben de arada bir geliyorum. Abi olmuyor, dışarıda yetişmiyor. Bu değişen hava şartları bizi kapıyor. Başka çare. Bu kadar? 20 lira. Merolcan. Merolcan derim biz, evet. He. Ben de buralıyım. Ama bilmiyorlar. Ben de buralıyım. Ben de. Biraz bazı yönden dolayı insanlara çok görmemek. Yok, ben sizin yetiştirme şeyinizi çok organik buldum. Yani diğerleri organik morganik diyor ama bu yapay gübreyle yapılan şeylerle hayvansal. Hayvansal. Yok yok. Sizin yetiştirme tarzınız hoşuma gitti. Bunların düşmanı da çok. Yerin altında metro var, tünel var. Köstebek. Onlar da hiçbir şey yapamayız. Elimizden geldiği kadar tohum ektikten sonra çiğniyor. Onlar gene Erdoğan'dan çok çalışıyor. Yani Cumhurbaşkanımızdan daha çok çalışıyor. Onlar bizden çok çalışıyorlar. Siz hangi köydensiniz? Siz hangi köydesiniz? Biz Derepuçu'dan ayrılma Gölbaşı köyü. Yeni. He. Eski ismini her sen. Bunu yayınlayabilir miyim kardeşim? Tabii, ne demek? İzin veriyorsunuz. Tabii, tamam. İstediğin kadar. Tamam. Satışın bol olsun. İnşallah. En güzel ürünlerden bir tanesi. İnşallah. Yani satış şeyi olarak. Biz köylüyüz. Başka bir gelirimiz yok. Bunlar. Vallahi organik. Organik olduğuna ben de kanaat getirdim. Az çok bu işlerden ben de anlıyorum. Ama. İnekler istirahatta. İnekler istirahatta. Yani. Onların da dinlenme zamanı var. Bu işin diyorsun. İnekler istirahatta. Grevde, grevde. Ama en çok hoşuma giden şey oldu. Bu yetiştirdiğimiz toprağın altında da tüneller kazılmış. Tünel var, metro var. O. Metro var diyorsun. Köstebekler biz diktiklerimize. Nasıl desem sana, bizim behind
mühendislerden daha çok çalışıyorum. Sen onu bir söylesene, özetlesene. Yani ekip dikiyoruz ama. Ekip dikiyoruz ama yerin altında da yani tünel var. Nasıl metro, bir tünel? Metro. İstediğin kadar tünel, metro, yani bütün bizim mühendislerimiz o ektiğiniz yerin altında köstebekler, ektikleriniz... Köstebekler, her şey var. Her şey var. Ha, akşamdan dik git, yarın çekil içine. Neyle mücadele ediyorsunuz onlarla? Biz çiğneyi, başka çare yok ki. Ne koyacaksın dibine? İlaç atsan şey oluyor. Yani... Kimyasal oluyor o zaman. Anladım, anladım. Ama Cumhurbaşkanı'ndan köstebekler daha çok çalışıyor diyorsun. Ondan, sen ne diyorsun? Sen gelsin de bizim tarlayı görsün. Anladım. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Selamun aleyküm. Çekebilir miyim? Ben şimdi ürünleri tanıtıyorum da memleketimin Giresun'un ilçe ilçe geziyorum, gazeteciyim. İstiyorum ki memleketimin lezzetleri, şimdi fındığı lezzetli, çayı 42 lezzetli. Buranın ürünleri mi bunlar? Lezzetli, marulu lezzetli, bak sebzeleri var, mısırları var. Bunları yetiştirirken gübre kullanıyor musunuz? Bunları yetiştirirken gübre mecburen atılıyor. Hangi gübreden atıyorsunuz? 26 azotlu. He. Onlar atıyor. Hayvansal gübreleri kullan... Hayvansal gübre kemle kullanıyor. Kerme kullanıyorsunuz. Evet. Örneğin marula falan. Toprağı kemrelemezsen bir müddet sonra özü gidiyor toprağa. He. Orada bir kardeşimiz, bir yengemiz şöyle dedi. Tayyip Erdoğan'dan daha çok çalışıyor bunu diktiğimiz yerdeki dedi şeyler. Köstebekler falan filan. Yani... Kedi olduğu zaman köstebek onu... Aha, yakalıyor, onları da yakalıyor. Yakalıyor mu? Yok, yakalıyor kedinin kapılarda, hiçbir şey yapmıyor. He, kedi hiçbir şey yapmıyor mu? Hiçbir şey yapmıyor, aptal aptal geziyor. O diktiğiniz ürünleri köstebekler hep yiyor. Kedi... Kedi hazır verirsen yiyor, yatıyor aşağı. Fethullahçı dönemindeki subayların teröristlerle mücadelesi gibi. Allah, o konuları çok bilmem. Ama iyi biçip yatıyor. Yani eskiden de terörle mücadele yapılıyordu ama yapılmıyordu. Kediler ne yapıyor? Fareyi yakalıyor, balkonuma getiriyor. Köstebeği yakalıyor, kapıma getiriyor. Yılanı yakalıyor, fareyi balkona getiriyor. Sen onlara yemek vermez misin o zaman? Bana bunları yediriyorsun, sen de bana yemek ver. Yemiyorlar. Yakalıyorlar. Yemiyorlar. Yemiyorlar. Bunu yayınlayabilir miyim? Yayında. Tamam. Bir sakıncası yok. Tamam. Görüşmek üzere. Sizler nasılsınız? Sağlık sıhhat nasıl? Çok şükür Allah'a. Bak, güneşten korunuyorsunuz ama iki gün önce de yağmur vardı değil mi? Aynen. Ha, sağlık her şeyden önemli. Önce sağlık. Niye yağıyor bu Karadeniz'e sürekli yağmur yağıyor hiç? Allah bilir de, tabii Allah biliyor. Her şeyi Allah biliyor. Eskiden böyle değildi değil mi? İklim değişti. Sağlıklı günlerde. Hoşça kalın. Siz ne yapıyorsunuz? Elhamdülillah iyisiniz. Fidil satıyorsunuz. Buna fidil diyoruz bizim yerel dilde değil mi? Evet. Bu harar mı şelek mi? Pazar şeleği. Pazar şeleği. Harar daha büyük bunda. Harar daha mı büyük bunda? He. Bak. Kaç günde yapıl? Kaç günde yapılıyor? Ne kadar şimdi onun fiyatları? 100 lira. 200. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor satışlar? Yok mu? Tohumlar ne kadar? Salatalık tohumu ne kadar? 7,5 bardağı. Kaşığı. He. Diğerlerininki? Hepsi ortalama. Siz nasılsınız? Gurbetçi misiniz yoksa? Yok, buralısınız.
Sağlık sıhhat nasıl? Allah iyi, iyi. Amcam, onun inek yağı, inek yağı olup olmadığını teyzeme soruyorsun değil mi? Evet. O anlıyor değil mi? Ben anlıyorum. He? Nasıl anlıyorsun onun? Ben de ineğinden kokusundan. Bütün tecrübene dayanarak onun şey olduğunu anladın. Geçen aldım da. Geçen aldın? Makine yağı çıktı. Ne çıktı? Makine yağı, şey yağı. Makine yağı çıktı. Sen de şimdi teyzeme geldin, bütün tecrübesiyle birlikte sordun kendisine. Kendisi de sana İnek yağı dedi. İnek yağı dedi. Gönlün hoş, eve gidiyorsun artık. Öyle her şeyin bir doktoru olacak. İnek yağının lezzeti güzel olur. Tabii tabii tabii. O makine yağı çıkmış, gelmiş size sordu. Aa bak, şeydeseniz köy yağımız var bak. Hakiki köy yağı. Ben çekim yapıyorum. Ha çekim yapıyorum. Ha müşteri alsın diye çekim yapıyorum. Aynen, iyi yapıyorum. Ama hava dediği gibi zaten çoğu zaten makine yağı. Ama hava şey var. Siz pancarı güzel görünüyor. Pancar çok güzel. Yani üstünde damla damla suları var. Ama bunu sulamazsak nedir şey? Hemen çekine şey görsün. Tabii tabii tabii. Yok onu lezzetli yapan zaten damlaları. Yani. Ne kadar bağı? 7,5. 7,5 lira. 7,5. Ama güzel. Karadeniz'in olmasa olmazı. Bu lahananın faydası var mı? Faydası olsun olmasın. Biz bu lahanayı seviyoruz yani. Çorbasını de, dolmasını de. Peçiz, vitamin ol. Bunun bardağı mı 10 lira? Hatırladın değil mi filmi? Yani Kemal Sunal'ı kovalayıp duruyor diye bir adam. Seven arkadaşlarımın hatırına bırakıyor. Arkadaşlarımız öyle evet. Uygun görüyor. Daha yok, güzel güzel. Yakıştı, herkese bir şey yakışmaz. Evet. Şimdi bu dut pekmezine gelince. Evet. Bunu neye şifalı bu? Bu her şeye şifa. Yediğin her bitkinin ayrı ayrı gıdası var. Evet. Bu dut pekmezi neye şifalı? Ya, tıp bir bilgimiz yok. Evet. Kan yapıcı diyorlar. Kan yapıcı tıp diyorlar. Tıp bir bilgimiz yok. Yanlış konuşmayalım. Anladım. Ama kan yapıcı diyorlar. Şimdi, kestane balı. Kestane balı. Her derde deva derler. Ne kadar fiyatı? 200 lira. 200 lira. Şeker oranı nedir onda? Şeker oranı 0. Ha, satışlar nasıl gidiyor? Abi malum ekonomik sıkıntı bayağı fazla. Önceden mesela salçalarımı 1 kilo domates, 1 kilo biber alırken şimdi yarımşar yarımşar almaya başladılar. Hatta yarım kilo alıp yarısını domates, yarısını biber isteyen olmaya başladı. Alım gücü oldukça fazla düştü. Pazarımız buna rağmen işte gurbetçilerin yavaş yavaş dönmesiyle biraz canlanmaya başladı. Ama alım gücü düşük olduğu için dediğim gibi
çok fazla böyle alışveriş yoktur. Bu ürünler Gaziantep'ten mi geliyor? Şimdi salça ve baharat grubunun tamamına yakını Gaziantep'ten gelir. Zeytinlerim Osmaniye'den ve Manisa'dan geliyor. Diğer farklı gruplarda da mesela zeytinyağımız var. Balıkesir, Ayvalık'tan var. Aydın'dan var. Nuhut var, fasulye var. Nuhut Gaziantep'ten, fasulye Erzincan'dan ve Kerkit. Ne kadar şimdi fasulye? Erzincan fasulye 30 lira, Kerkit fasulye 35 lira. Kerkit fasulyenin Erzincan fasulyesinin arasındaki fark nedir? Ya o şeker fasulye olarak geçiyor. Yetiştirilme tarzı itibariyle biraz daha pahalı haliyle. Tatlısını mı ekşisini mi istiyorsunuz? Ekşi. Ekşi olan köşeli olanı alın abi. Abimizin aldığı ürün de Hatay el yapımı nar ekşisi. Hatay el yapımı nar ekşisi. Ne kadardır onun fiyatı? Bu 1 kilo gelir 50 liradır. 1 kilo 50 lira. Tamamen el yapımı. Evet. Hadi kolay gelsin. Abi hayırlı günler. Teşekkür ederim. Kolay gelsin, bereketli olsun. Çok teşekkür ederim abi. Hayırlı günler olsun. Yenge kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin. Meğer hocam ne kadar? Derece 20 lira. 20 lira? Evet. %100 doğal. Evet, doğal. Memleketimizin dikenlerinden yetişme. Evet, memleketimizin dikenleri bile doğal. Doğal. Evet, doğal. Marul var. Marul ne kadar? Marul 7,5. 7,5. Bağının büyüklüğünü görebilir miyim? Bayağı büyük. Yani vede 7,5 lira. Evet. Gayet uygun. Ben Giresun'da onu 14 liraya alıyorum. Evet. Aynen öyle. Az bir çevir böyle, çevirir misin? He, bak. Oldukça büyük bir... Vallahi... Bir tane kesinlikle, bir marul var. Kesinlikle hak ediyor fiyatını. Fazlasıyla hak ediyor. Mor marul var bak, bir tane de mor evet. Marul var. Aynı bu da öyle. Onun fiyatı da 7,5. 7,5. Ama gerçekten şuradan diğer ilçelerde satanlara mesajım olsun ki görele de marul... Yani fiyatının değerinin altında satılıyor diyebilirim. 15'e veriyorlar kardeşim. 15'e. Aslında 15'e. 15 lira. Evet. Evet 15 lira. Bereketli olsun. Kazancınız bol olsun. Bak şu da çok güzel. Bak evet. Evet. Marul almak isteyen Göreli'ye gelsin. Marul Göreli'de çok ucuz. Giresun'da bu 15 lira. Bu lahanalar ne kadar? Lahana da 7,5. Lahana 7,5. Evet. Lahana 7,5. Lahana taze lahana 7,5. Bunları siz mi yetiştiriyorsunuz? Evet. Diken hariç. Yani dikeni... diken de doğal. Dikeni de kendi... Ama diken başkasının dikeni. Yani... O kendi... Bahçemin kıyısından topladım. Ben birisinde dedim ki herkes bahçesinin etrafında dikenleri temizliyor. Evet. Ben temizlemedim. Taze çıkıyor. Benimkini toplamışlar. Dedim ben kendi bahçemin dikenini kesmiyorum da siz ben merojeni niye topluyorsunuz? Onun için size sordum. Görüşmek üzere. Sağ ol, teşekkür ederim. He tombul acı. Bir domates, pembe domates. Bu tombul acı. He. Selamun aleyküm. Bana 15 lira. Şu. Her türlü sebze, meyve, meyve yok. Meyve. Sebze tohumları. He. Gayet uygun. Yani patlıcana 40 lira veriyorlar da patlıcanın kendisini dikseler daha iyi değil mi? Tabii tabii. Değil mi? Tabii. Toprağı olup da
bahçe yapmayan, ondan sonra da tutup da ekonomi pahalı, işte patlıcan 40 lira, domates şu kadar diyene ben kızıyorum. Aynen. Ha buyurun. Gel kardeşim, gel. Al, dik, yetiştir. Kışın yi, konservesini koy. İyi koy, sen koy. Yani. Görüşmek üzere. Hayır, niye tabak gelin yapıyorsun? 40 lira gelir gel, vereyim 40 lira sen. 80 lira. 80 lira taksim ona. Allah aşkına bir daha bağırır mısın teyze? Teyze bir daha ya. Şimdi 12.5 vatandaş buyurun. Hangi o dediğin hangisi? Daha durmayayım şimdi. Ama fidili bağ baktırıyorsun, kendini oraya tara doğru bağırıyorsun. Allah sana uzun ömürler versin. 12.5 Hani baktım dolmalığına. Orada yazıyor. Bak müşteri nasıl geldi görüyorsun değil mi? Bağırınca geliyor. Bağırınca değil. Bende bir dua var. O inançlı bir de. Bir etki yapıyor çanak anten gibi. Bugün de yandım bu görelenin şebeke suyundan ha. Bana bir çekim yaptırmadı. Ya. Ne diyor bu? Ne diyor bu hoparlör? Dikkat etmedim ki oğlum. Ha. Sesine dikkat etmedim. Uçak. Sen işin ile meşgulsün değil mi? Ne kadar bunların bağı? 15 lira. 15 lira. Sen nereden geldin? Hoş geldin. Ben Giresun'dan geldim. İyi, hoş geldin. İlk defa geldin. Hoş buldum. Bir gibi şeylerimiz var. Satmaya çalışıyorum. Satıyorsun. Allah bereket versin. Amin. Süt yoğurt da senin mi? Yok. Ne kadar bundan? Tabii 10 lira. Ne kadar o? 10 lira. 10 lira mı? 10 lira. Evet, güzel. 5 liralık versene bana. 5 liralık yok. 7,5 adımlar. Bu 10 lira. 7,5 adımlar. Değmen benim. Değmen benim gamlı yaslı gönlüme. Biz konuştuk. Bak. Malzeme olmuyor. Ama satış olmadı. Satış olacak. Gazete ilan ver. Gazete ilan ver. 5 lira moru. 5 liraya mı düştü? Evet. 20 liraydı. 5 liraya düştü. Hala duruyor yerinde. Tamam. Ben bu çekimlerimi yapayım. Diğer eksiklerimi göreyim. Ben alırım. Ne demek yani? Ha, gel al bunu. Yani. Bir tane daha alıyor mu? Onları hallettim de ya. Ne zaman hallettin hemen? Ben bayramda geldim köyüme. Giresun'da oturuyorum. Yağmur yağış hepsini diktik. Ne yapalım? Allah'la pazarlık yapamayız yani. Ne zaman? Tabii. Uğrayacağım. Ama o zaman 3'e düşmesini mi bekleyeyim ben onu? Yok daha düşürmeyeceğim. 5 tane aldın almadın ineğe geleceğim. Yok ineğe verme. İnek başka şey yesin yani ineğin de yiyecek oldukları var. Arada bir de marul yesin hiç olmaz. Ama da salata yine. Salata yapsın sabanın yanında. Bak, ya sen onu ben alırım da Kılıçdaroğlu'na gönderirim adamın elektriği kesildi. Kesildi yani. Ben marul alır gönderirim bu kadar uygun bir fiyata ben marul bulamam daha. Açar da bunlar olur. Açar. Peki bu unun bu unu kırmızı şemsiyenin altında saklamanın bir şeyi var mı? Var. Ne? Güvercinleri pisliyor bak. Helal olsun sana. Bak. Ya benim görele hemşerilerim zeki oluyor. Vallahi zeki ya. Yapacak bir şey yok. Başka ne yapayım? Ya diğer
pazarlarda görmedim ben. Ne haber, nasılsın? İyiyim, ben çalışıyorum. Sen gram aileden misin? Evet. Ben seni tanıdım. Ben de seni tanır gibi. Akrabayız biz. He, evet. Akraba. Sen torunsun. He, torunum ben. Sen torunsun. Ama senin şemsiyen diğerlerininkinden daha beyaz, daha şey... Sanki... Sen torun olduğun için. Öyle değil mi? Ak yani. He, evet. Yani ak dediniz ya, AK Parti mi? Yani şaşmaz. Şaşmaz değil mi? Bilmiyorum. İçine mi çöktüm? Haberim yok da. Yok yok. Şimdi... Öyle bakarsın ki. Şimdi dayı tarafına da çekilir yani. He, değil mi? He, evet. Bu fasulyenin tam zamanı. Evet. Tohumluk. Ama seni kutlarım. Şemsiye ile fark yaratıyorsun şeyde. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ya... Sağ ol. Görüşmek üzere, kendine iyi bak. Sağ ol, sağlık sağ ol. Sıhhatine dikkat et. Ben de Zakire ablamım. Ya ya. 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 Bileyim, ben de akrabalarımı tanırım, hiç es geçmem. Çok sağ ol. Şimdi yayığa gelelim. Bu yayık ne kadar? 500 lira. 200 lira, 100 lira kürekler. Kürekler? Bunun içinde saklanan yoğurt daha lezzetli oluyormuş değil mi? Aynen. Bunlara talep var mı? Tabii canım. Var değil mi? Birisi ben. Yani ben kürede dursam bunlardan ağzın, alırım. Ağzın tadını bilen ondan bahsediyor. Kesinlikle. Aynen. Kesinlikle. Diğer bunda yayılan ayran daha lezzetli. Yağ da. Hele de o yağdan aynen. Böyle su çıkıyor ya. Aynen. Onu tahta kaşıkla bir yutacaksın. Aynen. Ondan sonra diyorlar ki biz de hastayız, biz de şuyuz. Biz... Sen yoğurt yemiyorsun ki. Ayran aka gene ağaç kaşıkla kapmıyorsun ki. Her şey suni. Metalleşti. Bunlar kaşıklar ne kadar? 20 liradan başlıyor, 100 liraya kadar değişiyor. 20 liradan başlıyor. Bu kepçe alanlar var mı şimdi? Tabii. Bu kepçe erkekler mi alıyor, bayanlar mı alıyor kepçeyi? Genelde bayanlar alır. Bayanlar alıyor. Aynen. Şimdi erkeklerin pek kepçe alacağını zannetmiyorum. Almazlar çünkü kafasına vurur. Ya bu sepetler kimin? Onlar komşunun. Alıp satıyor. Sizin mi? Ne kadar o sepetler? 200'den başlıyor. Vallahi çay toplarken de köye giderken bana da gerekli o. Beyaz sepet şeyleri ne kadar? Beyazlar ya da. Fark etmiyor aynen. Aynen 200. 200-250 boy boy değişiyor. Vallahi güzel. O fındık kıracaklarını falan çekiyordu. Fındık kıracağı değil mi bu? Bu neydi? Makarna kesmek için. Makarna. Kesmek. He. Makarna yani kesiyor. Dışında yiyor ya. Şurada çık 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 çık. Az bir göstersene makarnayı nasıl yapıyor. Buradan nereye gidiyorsun tamam mı? Buradan. Bakayım. Buradan koyuyorsun. He. Buradan şöyle. Ne kadar o? 300 lira. 300 lira. Evet. Vallahi iyiymiş ha. Yapınca. Fiyat da güzel de bir kere veriyorsun. Bir kere veriyorsun. Oklavalar da var. Evet. Oklavalar da iyi para yapar ha. Ama kılıbıklar fazla almaz. Aynen. Bunlar 200 liraydı değil mi abim? Bunlar niye 300?
Bunda emek daha mı fazla? Beyazlar mı? Beyazlar 300. Diğerleri 200. 200 yani. Boy boy değişiyor. Boy boy gidiyor diyorsun. Çekebilir miyim? Nasılsınız? Tanıyalım. Herkes ben gazeteciyim, Sururi Kılıç, buralıyım. Buralı mısın, Elevi misin? Elevi eski ismi Göreleni. Yaş kaç? Önce onu sorayım da. 52 yaşındayım. Tamam. Birisini kulakla duymabilirsin. Ne? Sen anlat. Eski? Anlat. Elevi Deresi. Evet. İsmi oradan gelme. Evet. Birkaç tane arı köyleri vardır. Saymama gerek var mı? Say. Bozcaali, ben Bozcaali, Şihali, Terzali. Terzali. İşte hepsi var. Görenin çoğunları bilmez. Bilmez. Ama o yüzden ben kendim de beşik ustasıyım. Babanız da beşik ustasıyım. Tabii. Ben ilkokula gitmeden beşik yapıyordum. Herkes bu işi yapamaz. Çekebilirsin. Git orada geliyorum. Hı-hı. Hemen beşiği çek geliyorum. Tamam. Ni na 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 na. Tingere 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 tingere. Şimdi bu beşikler talep var mı? Talep şimdi bunu yoksa göre... nostalji için mi alıyorlar? Akıllarından çocuğunu beşikte büyütür bir. Evet. Şimdi biz sosyete olduk. Evet. Gurbet izleyip bitirdi. Evet. Şey, hem orada konuşalım da. Hem beşik sallansın. Uşak bak. Yürü. Ondan sonra son nesil. Evet. Bizden sonra yok. Ne kadar ömrümüz olursa yapabilirsin. Hala herkesin evinde neredeyse köylerde vardır biliyor musun? Herkesin evinde vardır. Vardır. Evet. Bunda büyüyen çocuklar diğer çocuklara nazaran nedir? Şimdi bir tarif edeyim. He. Şimdi çocuklar böyle yürür. Böyle. Kimisi de böyle. Niye öyle yürüyorlar? Çocuğu kondak yapmıyorlar. He. Kondak. 6 aylar kadar çocuğu kondakta yapmıyorlar. Serbest bırakıyorlar, kemikler öyle bitiyor. Ben bunu bir hocayla tartıştım. Dedi beşik kafa sallanıyor. Öbür beşikte kafası sallanmıyor mu çocuğu? Ama diyorlar ki böyle bağlanan, kundak yapılan çocuklar sağcı oluyor. Öyle ayağa, ele ayağa büyüyen çocuklar da solcu oluyor diyorlar. O hikaye o. O Adabazan'a gidecek onu öğrenmek için. Ondan sonra çocuk kundak yaptı mı ne oldu belden aşağısı? He. Düzgün. Doğru mu? İspatını sen kendin yap. Ben öyle beşikte büyüdüm. Bak o yüzden. Ama yok. Sağcı oldum ama. Yok o şeye katma. Siyaset katma. He? Siyaset katma. Arabada. Geldim. Ondan sonra problem var. Ben nasıl bir günde yapıyorum. Fiyatı 250 lira. İki, büyüğü ne kadar? O 850, 900 lira. 3 günde yapıyorum onu. Güzel. Evet. Belki benim belgeselerim var, bilmiyorum. Resgadım da hiç. Görele beşiği YouTube'a var. Hepsi benim var. Sen de benim kanala bak, Sururi Kılıç diye. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin. Şöyle seni bir tanıyalım böyle. Evet abi, Çanakçı Akgöz'lerim ben. İsmim Ali Çalık. Evet. Doğal tereyağı. Burada ne varsa hepsi doğal. Bu mısır ne mısırı? Mısır köy mısırı, ata tohumu. Ciddi? Ciddi ata tohumu. Bizim eski tohum. Bildiğimiz şeyler. Evet, eski ata tohumu. Hı-hı. Unu da burada. Buyurun. Bu da gün unu yani. Fırın unu kalmadı artık. Göreli'ye gelip de böyle ya da Giresun'un bazı ilçelerinden eski tohumlar arayan, böyle mısırlar arayan seni bulabilir. Bulabilir abi. Evet. Telefonumu alabilir. Mısır tohumu bulabilir yani. Hı hı.
Yani bu eski tohumlar bulunmuyor. Abi, başka tohumlar da var mı sizde? Efendim? Başka tohumlar da var mı? Evet, fasulye tohumumuz var. Bu da yerli abi. Bunlar da yerli fasulye. Bu fırın gecin yok değil mi? Bu, biz fırın unu paklası diyoruz. He. Gezen tavuk yumurtası, her şey mevcut abi. Tavuk çok geziyor değil mi? Aynen öyle, bahçelerde dolaşıyor. Sen Halil İbrahim Şengün'ün köyündensin. Yok, ben Çanakkale'den, o Saray köylü. Cemal Öztürk'ün sayın milletvekilimizin değil mi? Aynı köylüyüz. He. Aynı köylüyüz. Aynı köylüsün. Aynı köylü. Ben sizin köyünden 20 kişi sayabilirim. Sayarsın abi, o konuda sayarsın, buna bir şey demem. Yani her şey orijinal yani. Her şey orijinal. Tereyağımız orijinal. Bu Akköy Çanakçı'nın en kültürlü köylerinden bir tanesi. Akköy Çanakçı'nın en okumuşu, yüksek olan bir köy. Evet. Yani her şey var. Yani hem üretimde, aynen. Hem mecliste. Ya meclisi karıştırma. Siyasete pek şey yapmıyorum yani. Ben siyasette pek şey yapmıyorum. E ama tabandan tavana kadar diyorum ben. Ya şimdi tabandan tavana kadar ama siyaseti buraya karıştırmayalım. Yok, siyaset zaten kendisi de, sayın milletvekilimiz kendisi de her türlü şeyi şimdi, sağcısıymış, solcusuymuş Cemal, hiç ayrım yapmaz. Cemal Bey'i ben, annesi Allah selamet versin, babası Allah rahmet eylesin. Cemal abi, onlar sayın vekilimiz yani. İyi insanlar yani, babası olsun, annesi olsun, onların evinin yanında bir değirmen vardır, o değirmende biz çok ekmeğini suyunu içtik onların. Evet, Allah rahmet eylesin. He, bu da mı Akköylü? Evet, Çanakkale Akköylü. Öyle mi? Akköylüleri çek bakalım böyle. Akköylüler çok çalışkan, üretken, evet, kültürlü. Aynen doğru. Evet. Yani aramızı özellikle yerli. Akköylü olmasa yani Görele Çanakçı, Akköy olmasa Görele Çanakçı böyle köy mahsullerine bulamaz. Anladın mı? Akköy ne kadar öğrenci doktor varsa 20 tane doktoru var Akköy. 20 ya. 20 değil mi? Üzerinde doktoru var. Sağlık yönünden de. Her şeyde Akköy bir sayın milletvekilimiz var. Sayın milletvekilimiz var. Her şeyde önde geliyor. Ama boşuna yani boşuna dememişler Akköy diye değil mi? Evet, Akköy. Özünden geliyor. Ak. Bu yumurtanın da akı var değil mi? Evet abi. Evet. Bu gezen tavuk yumurtası. Orijinal. Ama bu yumurtada da ak var. Kırarız ama yeri pis eder yani. He? Kırarız da yeri pis eder yani. Yani pişirirsen ak oluyor. Olur. Ak olur. Şey var ya. Yani. Pişirmesen de su renginde oluyor dere. Aynen öyle. Aa, geldi bir Akköylü daha. Akköylüler böyle peş peşe mi geliyor? Aynen öyle abi. Siz Bakımlı'dasınız. Evet. Bu da Bakımlı. Siz soy isminiz Kuğu'dur büyük ihtimalle. Nasıl tanıdın? Nasıl bildim? Olmaz abi. Soy ismi sordum. Köyün Bakımlı. İsim neydi? Bakımlı. Eski ismi Sede Göre. Aynen öyle bak. Abim iyi biliyor. Ben buralıyım ama ben Giresun'un bütün ilçelerine gidiyorum. Giresun merkezdeyim. Orada oturuyorum. Buralıyım. Türkiye'nin birçok illerini gezdim. Gezmeye devam ediyorum. Ama bir gördüğümü, bir duyduğumu hiç unutmam. Bu Almanya'ya da gidiyor mu acaba? Almanya, bu internet olan her tarafa gidiyor. Artık daha televizyonlar yok, bu var. Herkesin elinde bu. Bir çocukla sohbet et, seninle hem konuşur hem bunu... Oynayın gözlerimi, bu kaydırak çıktı, şey kalmadı daha. Ne? Daha huzur kalmadı. Tabii eski şeyleri hepimiz özlüyoruz. Dostluk yok. Şimdi misafirliğe gidiyorsun, adamın gözü elinde telefonda. Benim bir hüsnüm var Gebze'de, Arılı. Adamın evine gitti miydi, telefonları ayakkabılığa bırakın diyor. Yapma ya. Telefonla odasına giremezsin. Şu
avla telefonu ayakkabına bırakıp sohbeti orada edeceğiz. En güzelini yapıyor. Bu abim de Akköylü mü? Yok. Yok. Bu da şeyden, Gütçeköy'den, Maden'den. Gel buraya oğlum, niye kaçıyorsun ya? Ben Akköy'de değilim ama. Sen ne yapıyorsun? Aynadan ölmüş, bakın sağ olsun. Bu da Emin Şener'in yeğeni. Öyle mi? Evet, Camiyeni Mahallesi'nde. Sen ne diyorsun burada? Oturuyorum ben, sohbet ediyoruz arkadaşlar. İyi. Sen nasılsın? Maden'i bilirim. Bilir misin? Bilirim. Aracı Maden'de yaşıyoruz. Karlıbel. Biliyorum, Karlıbel. Karlıbel, Burunucu, Aydınlar, Danışman, Mursal, Sultanköy'ü, İğnece, Belen, Balçık Beleni, Kuzgun, Orta Cami. Ya sen yemedin. Bana da batağından gelmedin. Görüşürüz. Bak burada kaldırık da var. Kaldırık da var. Ha, bak. Bunu unuttuk bak. Yol genişletiyorlar değil mi? Evet abi. Galiba yukarıdan heyelan gelmiş. Bunu alıyorlar. Bir yandan da. Evet. Bir yandan da buzuk olan yerlere biraz alıyorlar. Şuraya doğru da yapılsa. Daha güzel olur. Bu yolun hem darlığı var hem virajı çok. Ya ben haberimde şöyle yazıyorum. Yol 2 kilometrede bir 3.80'e düşüyor. 3.80'de yakalanan yolun acemisi ise evet. O yolun 3.80 ya da 4 metre olduğunu bilmiyorsa alt tarafta olan kesinlikle dereye uçuyor. Gidiyor. Ki gitti de kaç defa? Kaç defa gitti? Evet. Maalesef kaçınılmaz olduğu şu anda gelen yani yolun ihalesini, asfalt ihalesini alan müteahhit hep yolun ortasına yani döktüğü için ortada yığılmış. Yolun kenarları bozuk. Bak yolun üst tarafında da alt tarafında da yer yer boşluklar var. Evet. Öyle değil mi? Evet. En tehlikeli yer de şurası. Şurası. Vallahi yani bu şimdi gurbetçi çocuk geliyor. 10 senedir memlekete gelmemiş. 10 senenin üzerinde geliyor. Bir araba kiralıyor. Gezeyim derken. Yolunda acemisi. Yani. Tek kendiye ait sanıyor. Tabii alt tarafta ise şansı yok. Üst tarafta ise alt taraftakini atıyor aşağı. Allah korusun, çok kötü. Çok kötü. Aşağısı da yani şey değil. Bayağı. Ya masum bir yer yani. Değil canım baksana. Alt tarafta dere. Hem dere hem kale yani. Tabii. Yüksek. Benim bir de en korktuğum yer Kazıkbeli Yaylası'na giderkenlik evet. Baraj. Baraj abi. Baraj bir, ikincisi o yaylaya çıkarkenki o dağlıkların altından, kayalıkların altından gitmek. Giden yani. Çok çok orada tehlikeli. Orada çok vakalar, kazalar oldu yani. Şimdi bizim... Ölenler. Tabii bizim Yağlıdere tarafına giderken de heyelan var. Dereli, Kümbet ya da Bektaş'a giderken de heyelan gelecek yerler var. Taş ha geldim ha gelecek diyor. Bizim bir arkadaş bakan o zaman Berat Albayrak bakan, damat Maliye Bakanı şey anlatıyor reis damat diyor damat kadar başınıza taş düşsün diyor. Onu der demez aradan tabii bir hafta geçiyor, 10 gün geçiyor. O arkadaş da biraz şakacı. Diyor ki aynen seninle bizim böyle beraber arabada gitmemiz gibi. Tam diyor o mevzuyu anlatıyordum diyor. Hayat pahalılığı, doların yükselmesi, altının yükselmesi, memlekette ekonomi uçuyor diye diyor. İşte damatını bakan yaptı derken diyor yukarıdan kaya diyor gümbetli de aşağı diyor.
reisin lafı aklıma geldi diyor. Damat kadar taş düşsün başımıza dedi diyor. Ya ona reise karşı bir reise demek ki yani şimdi adamın ağrı tuttu demek sözü tuttu. Yani. Arkadaşlar dedim diyor inelim bakalım şu taşın büyüklüğünü damat kadar var mı dedi. Daha da büyük. Genelde orada geçerken sürekli taş geliyor. Gelir abi. Yüksek kayalar evet. Tutunamadıkça, yağmur yağdıkça kaya çatlayan kayalar. Geçen neredeydi? Çekiyor. Tonya'daydı değil mi? Tonya'da. Ha, aynen Tonya'da. Kaya olduğu gibi baktı. Aslında eskiden ne yapılabilirmiş buna? Yapılabilir abi tabii. Şu yol mesela şu asfalt kaç senedir var burada? Kim bilir? Yani bayağı da var yani. Bir 25-30 sene var, 30'dan var. Fazla. Yani. Ya memleket güzel de. Memleketin her tarafı güzel, yeşillik. Evet. Dışarıdan gelen birisi diyor, ne güzel hava. Deresi var, denizi var. Yani. Balıkları var, fındığı var. Çok güzel diyor. Ama çok güzel ama iş sahası yok. İş sahası yok. Dönen bir para yok. Sadece yazın gurbetçinin harcadığı parayla esnaflar tabii biraz kendini geçiriyor. Yani. Emekliler kışın köylerde kalmıyor. Yok, herkes çarşıda. Evi olan çarşıda. Evi olan Görele ilçesine gidiyor. Yani çok şey olan İstanbul'a gidiyor. Yani. Burası sadece yazlık. Gerçi emeklinin durumu da şu anda pek iyi rahat sayılmaz yani. Yok, emeklinin durumu yok. En az düşük, en düşük maaşın asgari ücrete endekslenmesi lazım. Yani. Çünkü onun haricindekiler yine sıkıntı yani. Sıkıntı. Bu sene 2 ton kömür 10 milyar lira. Aynen öyle. Daha da fazla da oldu zaman zaman. Açtığı da oldu, indiği de oldu. Ama ortalama 10 bin liraydı. Bir dairede oturuyorsa bunun aidatı oluyor. Kendi gider masraf oluyor. Elektrik. Yani çift emekli insan yani kanat geçinebilir. Bu da yine zor. Her şeyden alıp istediği gibi geçer. Çok zor, çok zor. Ama belki asgari ücrete endekslenirse o zaman biraz rahatlar işte. Yani bazen eşler emekli oluyor. Yani erkek emekli oluyor, evet. Hanımı emekli oluyor. 9 bin lira da yeter yani. Yeter. Ama yoksa 2500 lira emekli maaşıyla. Yani. Köyde bile bugün geçinemiyor insan. Geçinemiyorsun, geçinemez. Ekmek olmuş, en ucuz ekmek 10 lira. Yani 25 liraya kadar ekmek bütün yuvarlak ekmek. Şimdi köyde bile insan geçinemiyor bir şey yaptığı zaman. Oradan yukarı dönüyoruz. Önerli köyü. Mahalle yoluna geldik. Bu arada ben de çekim yapayım dedim. Hem sohbet ediyoruz hem çekim yapıyoruz. Burası Önerli köyü yolu. Benim köyümün yolu. Bak gökyüzünde bulutlar ne güzel görünüyor. Ama işte bir de para gelse var ya. Evet, ekonomi olarak biraz daha ağır. Tabii. Yeşillik, doğa, köy, havası, kokusu, her şeyi çok güzel, çok başka ama para bir tek bunlarla bitmiyor işte. Yani maddiyat da işin içine girdiğimiz o bir insan. Ya para demek huzur demek. Ya tabii ki de abi. Yani paran olmasın bugün şurada
oturup bir demlik çay içme şansın yok. Ne yapacaksın? Para kazanmak için. Ya doğayı ne yapacaksın para aynen. olmadıktan sonra? Para olacak çalışmaya ki. Gideceksin yani. Para olacak ki. Kaç gündür havalar yağıyor. Evet. Dün ve bugün güzel. Bugün düne göre daha güzel. Şimdi bir siyasi partimiz güneşli günler göreceğiz dedi. Bugün gördük güneşli günler. Yani geç oldu biraz ama. Geç oldu ama güneşli günler göreceğiz dedi. Ya iklim değişti. Çok değişti. Biz eskiden işte 15-16 yaşındayken Nisan'ın 15'i değil dediği zaman şu aşağıda dere vardı. Yüzmeye giderdik. Denize yüzmeye giderdik. Ama şimdi neredeyse Mayıs'ın yarısı oldu. Yani gün çıkan arada. Bugün güneş iyi ama bugün yüzme şansın yok. Tabii ki de yok. Şu anda su yani su soğuk buz gibi. Direkt gidiyoruz. Orası Karınca Kalesi. Bilersin. Ha burada bozuk yer vardır. Dikkatli geçelim orada. Direkt gidiyoruz. İleriden dönelim de. Burası Sabri'ye gelelim.